Irak'ın Aydınlık Yüzü Türk Milli Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi Görüşler Değerler programının yeni bölümüyle saygı ve hürmetle selamlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de sizlerle birlikteyiz. Bu haftayla alacağımız konu tabii ki de hepimizi yakından ilgilendiren özellikle okuma yazma yani edebiyattan bahsediyoruz. Edebiyat dünyasını ele alacağız. Bizlerle birlikte Türkmen Edebiyatçılar Örgütü Başkanı Aydın Kerkük. Aydın Bey programımıza hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Hüseyin Bahattin de bu geceki konumuz. Hüseyin Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi ilk önce Aydın Bey sizlerle başlamak istiyorum. Çünkü programımızın da isminden belli olduğu gibi yani bu hafta ele alacağımız konuyla belli olduğu gibi edebiyat dünyası. Tabii ki de daha sonra bununla ilgili de Hüseyin Bey sizden de bahsedeceğiz. Çünkü edebiyat öyle bir dünya ki adeta bir deniz ve şu an sanki ortasına bir damla gibi her ne kadar bilmiş olsak da aslında öyle bir durumdan bahsediyoruz. Ama ben şu şekilde ben konuya giriş yapmak istiyorum. Öncelikle edebiyat nedir? Evet. Teşekkür ederim. Biz buraya davet ettiğiniz için bizi. Başarılar dilerim bu programımızda da. Çok sağ olun. Tabi bildiğiniz gibi edebiyat güzel sanatların bir koludur. Hı hı. Duygu ve düşünceleri yazı veya söz ile anlatım sanatıdır. Yani insanlar yazıyı öğrendikten sonra çaba harcadılar ki gelecek nesiller için edebiyatı aktarsınlar. Güzel çalışmalar yaptılar. İşte bir gün biz onun barını yeriz. Dedelerden kalma bu güzel eserleri okuruz. Peki tarih olarak bir tarih verebilir misiniz? İlk önce ne zaman doğdu edebiyat? Edebiyat çok eskilere tabii dayanır. Bilirsiniz yani edebiyat hatta büyük dinlere bakarsak, büyük kitaplarla enipler, büyük kitaplar da insanlara tesirlerini gösterebilir. Mesela Kur'an'dı, İncil'di, Tevrat'tı. Bu kitaplar yoluyla yani insanlar dinin kavramını anlayabilirler. Dini daha güzel anlayırlar. Evet. Evet. Hüseyin Bey, şimdi Aydın hocamızı dinledik. Yani eskiye dayanı dinleri sanki anlatım yoluyla aslında edebiyat meydana gelmiş durumda ki bunu detaylı bir şekilde ele alacak olursak yani Kur'an-ı Kerim'e bile baktığımız zaman öyle cümleler sıralanıyor ki içinde adeta bir edebiyattan bahsediyor. Siz bir Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak bu konuda neler söyleyeceksiniz? Önceden Türkmen Televizyonu'na ve sizlere çok teşekkür ederek bize konuk ettiğiniz için programımıza başarılar da dilerim. Teşekkür ederiz. Ve bütün seyircilerime de iyi akşamlar diyerek inşallah bu program güzel bir şeylere ulaşırız ki insanlarımız da ondan bir istifade görmesin. Tabii edebiyat dalıyla konuşsak o zaman tabii bizim hocalarımız daha iyi. Bizden iyi edebiyatın şeyini biliriz. Tarihini ve kuruluşu ve bu dine bağlı olması edebiyat önceden de var yani. Din, yani bizim dinler eskiden de İncil'den veya Tevrat'tan bu şekilde edebiyat şeklinde endiği zamanda Kur'an-ı Kerim de aynı bir şekilde endi. Ama edebiyat var idi. Kur'an'daki olan şeyler bir mucizeydi. Allah'ın bir mucizesi de o bambaşka adam. Ama ben bildiğime göre yani İslamiyet'ten de önce bu muallakat var idi, şeyler var idi. Onların şairler var idi, edebiyat var idi. Ondan da önce de sistem-i asav Kudüs'te olan edebiyat şeyleri Mesihiyet vaktinde yani İncil'den önce yazdıkları aynı edebiyatlar kalıp onlar var idi. Yani edebiyat insanla beraber başladı yani diyebilir olsun. Tam tarihi belli değil yani ama çok bir eski bir sürü bir şey de bu edebiyat geldikçe ilerlemeye başladı. Edebiyat kolları insanlarımız sıktı. Tabii biz de bizim millet olarak, ama millet olarak edebiyatta çok bir zengin edebiyatımız var. Türk milleti dediğimiz anda yani Osmanlılardan önce de sonra da ve şimdiye kadar dek edebiyatımız ilerlemek üzerinedir. Ve inşallah umarız ki daha güzel olur.
Ben o kadar söyleyebilirim. Hocamıza verdim. Evet. Başka şeylere, dalları daha benden şey var. O zaman Aydın Hocam, ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bazı kelimeler vardır toplumda kullandığımız. Onun her zaman o kelimenin derinliğine indiğimiz zaman aslında başka bir manaya geldiğini karşımıza çıkar. Şimdi edebiyat kelimesi, ben bunu bazen böyle kendi kafamda ikiye bölüyorum. İşte edepli yat. Misal hani edebiyat anlamına gelme ihtimali vardır belki. Bazen özellikle son dönemlerde kullanılan mesela edep yahu diye hitap ettiğimiz. Mesela benim yüzümde de edep yahu yazıyor. Bu şekilde demek ki edebiyat aslında derin bir anlama sahip olan bir kelime. Kesinlikle yani geçmişten kalma bir takım duyguları, düşünceleri toplumumuza aktarmış olduğuna göre kesinlikle içerisinde bir anlam vardır. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu geniş bir konudu. Yani insanlık için büyük bir konudu. Bu konu içinde insanlar, büyük insanlar çabalar harcayıplar ki edebiyatın güzelliğini, onunla beraber sanatını insanlara taşıyıplar. İnsanlar. Aynı halde edebiyat beynelmiler yani dünya çapında uluslar arasında büyük rol oynuyor. Yani hatta düzenleri bile değişmeye kadar gider edebiyatın tesiratı. Bilirsiniz yani bu şeyleri. Onun için edebiyat bir milletin yani çok asasi bir şeydi, koludu. Edebiyatsız bir millet olmaz. Diliyle de ilgisi büyüktü edebiyatın. Diliyle beraber edebiyat gelişi bir milletin varlığını gösterir. Nitekim bugün biz edebiyatımızla yani övünen bir milleti, yani devamlı edebiyatımız bizi güzel yollara başarır, güzel yollara taşımak isterir. Dededen kalma kalıtlarımızı devam ettirmeye çalışarak. Evet. Hocam Hüseyin Bey, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum size. Mesela Sayın Hocam Aydın Kerkük burada Edebiyatçılar Örgütü Başkanı olarak yani yanına gençler de geliyor. Orta seviyede olsun, yaşta büyük, ilerlemiş yaşta abilerimiz olsun, onların yanına gidiyorlar. Daha sonra kesinlikle sizin de yanınıza gelen sivil toplum örgütüne gelen abilerimiz vardır, ablalarımız vardır. Yalnız bazı insanlar mesela böyle konuştukları zaman genelde ağırlıklı olarak edebiyatçı bir şekilde konuşurlar. Yani cümleleri bile kurduklarında kafiyeli olur cümleler. Yani bazen değil de birçoğu zaman onları dinlemekten gerçekten zevk alırız. Sizin yanınıza gelenlerden bahsedecek olursak böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii bizim yanımıza gelen insanlar sivil toplumda yani en çok bizde kol edebiyat örgütü var. Onlar daimi sürekli sürede bizim yanımıza geldiler. Ve başka insanlar da geldi. Tabii bizim temasımız var. Aynı sanatta Asavaz'ın müzikten evet. Edebiyatı. Onu detaylı bir şekilde zaten giriş yapacaktım. Onun girişmesi, o edebiyatlar bize getirirler. Yani edebiyatçı olan olan insanlar. Orada bir tartışma da oldu. Bu şiirli yazını, o falan. Hatta konuşmada, bundan önce konuşma bizde başkaydı. Yani bir rejim muhatında. Yani konuşmalarımız edebiyat süresinden çıkmaya başladı. Çünkü edebiyat şeyi dalı yok idi bizde. Yani mesela bir televizyon olsun veya bir parti, bir şeyler olsun yani bir törenler olsun onda konuşması yalnız şiircesine konuşma diye o kadar insanlarımız iletişim yok. Zaten bu televizyon eğitim oldu, şey oldu, insanlarımız bir teşviki oldu kitap okumakta, edebiyat okumakta konuşmaları bile değişmeye başladı. Yani geldiği insanlarımız geldiği vakit yanımıza o zaman bahsen ister istemez eskiden kullandığı Arapça kelimelerin çıkarıp Türkçe konduğu bir edebiyat halatına girilir özüm. Sonra bizim millette bir şey de var. Bütünü her insanlarımız koruyatı sever. Onun koruyatı sevdiği halde yani bir musiki bir şey oluyor. Konuşan da edebiyatı şeyler muhavale eder edebiyat dalına girilmeğine özüm. Onun için bizim bu millet yani hakikaten edebiyat sever bir millet yani. Evet. Hocam şimdi
Hani edebiyat diyoruz, şiir yazmaktan bahsediyoruz. Bunun yanında kafiye vardır. Bazı zamanlar bunun yanında düz yazı vardır. Kimisi işte aşkla ilgili şiirler yazar, kimisi vatan sevgisiyle ilgili şiirler yazar ya da sözler yazar. Kimisi de yazmış olduğu bu şiirler ya da sözler olsun halk tarafından çok beğeni toplayınca bunlar daha sonra müzikle birlikte birleştirilir ve şarkıya dönüştürülür. Şimdi geçmiş zamana bakıldığı zaman gerçekten de bununla ilgili çok başarı vardı. Ancak son yıllara bakıldığı zaman sanki adeta öyle bir hale aldı ki Türkmen edebiyatından bahsedecek olursak tabii ki de sanki bir gerilemeye girmiş durumundayız. Sanki sözler artık sadece sıradan bir şekilde yazılıyor. Klasik kelimeler kullanılmaya başlandı artık topluma bakıldığı zaman. Özellikle de bizi izleyen gençler varsa ya da abilerimiz varsa hiç çekinmeden bu konuyla ilgili hemen bizlere ulaşabilirler. Hocalarımız da zaten bununla ilgili cevapları verecekler. Şimdi bir gerileme var. Bunu herkes çok iyi biliyor. Kısıtlama mı oldu? Yoksa gençlerimiz artık hani derler ya aslında siz de bu şekilde başladınız. İşte edebiyat yapıldığı zaman o ruh hali, o duygu, o düşünce neyse o şekilde onu kalem ve kağıtla birleştirip kelimelere döküyoruz. Ancak gerilemedeki o sebep nedir? Tabii sebep çoktu edebiyat meselesinde. Biz her şeyden önce yani Allah'ın sanat bakımından eskiden ilerleme devam edirdi. Çünkü insanlar boynlarına düşen bir emanatı yerine getirirdiler. O şartlara kanaydılar. Çünkü o şartları yerine getirdiler. Okumaları vardı, müracaatları vardı. Tabii şartçılıklar vardı edebiyatçı olmak için. Bundan önce bakardık başarılı insanlar, başarılı müzisyenler, başarılı şairler. Sözünü yazdığı zaman diğerler bir şairin veya bir sanatkarın büyük bir manisi var. Bilirsiniz yani. Evet. Yani biz başka milletler vermeyelim çünkü orada örneklerimiz çoktu. Biz öz aramızda mesela bir aynaya baktım saç beyaz olmuş. Çıktığı zaman insanların ruhuna girir. Ve tabii Seul'le bu şehir dilden dile dolaşır. Dolaşınca verirli müzisyene, müzisyen bunu şarkıya çevirir. Şarkıya çevirdiği zaman daha başarılı olur. Evet. Yani daha fazla ilerleme kaydedir. Ama son zamanlarda bu ilerleme gerilemeye uğradı. Bu da şartlar altında. Yani biz her şeyi yüklemeyelim milletimiz üzerine, edebiyatçılarımız üzerine. Burada bir insaftan konuşalım. Burada şartlar çok ağırdı. Yani bazı dönemler getirir insanların üzerine bu şeyleri engellir. Ama maalesef bu da edebiyatımıza, müziğimize, her şeyimize tesir edir. Bugün Ugniyel Kebire dedikleri her sanatkarın zamanında bir Ugniyel Kebirası var idi. Onunla şühret kazanırdı. La Haber La Çepiye diye. Ya da çıkış parçası mesela, diyelim ona. Mesela. Azaz Azaz diye bir Arap sanatkarının bakasın bir büyük manisi vardı. Onunla şöhret alırdı. Hem şairi şöhret alırdı, hem özü şöhret alırdı. Ama bizde maalesef, yani daha doğrusu yani Irak tarafında da bir gün bu ilerleme olmadı. Olmuyor, gerileri. Mesela bunu rahmetli Ali Marufoğlu çok güzel bir şekilde ifade eder. Ne var ki bugünlerde bir kat sokakı koyrat bizim özümüze göre yani çok fazla Koyrat'a şey tutulduk çünkü edebiyatın o bir dallarını da unuttuk. O bir dallarına da ehemmiyet vermedik ki. Çünkü edebiyat yalnız Koyrat değil. Müsaade eder misiniz? Tabii tabii buyurun okuyalım. Müsaade sizin. Koyrat dize ne şair ve düz doğru bir cümle kurabilmeyene de edip unvanı takılıp kitaplar dolduruluyor. Oysa şairlik bir mevhibedir. Ediblik ise yıllar boyu göz nürü harcamakla elde edilen pek ince ve pek nazik bir fendir. Basınımızdaki yazı ve şiirleri zayıf, telif, taakip, haşir, itnab, tabirsizlik, gramer ve lügat yanlışlığı gibi perişanlığı insan kaygılandırıyor. Daha açıkçası edebiyatımızın geleceği hakkında korkutuyor. Zira yetkide kökten ayrılacak gelecek kuşağımızın edebiyatçıları
bugünkü yazıları ve yapıtlarımızı kaynak edinecek. Yani bu bir tehlikedir. Şimdi bizim bu yazdıklarımız yarın bunlar için bir kaynak olur. Evet. Bu kaynaklar bugün çok zayıf bir şekilde gelir. Hı hı. Bizim de Edebiyatçılar Birliği'nde zaten bizim ilk önce kucak açmamız gençlerdi. Hı hı. Gençler için. Evet. Bunları bir yönlendirmek gerekmektedir. Evet. Çünkü her edebiyatın evinde bir kütüphanası olmalıydı, okumalıydı, devamlı kitaplar takip etmelerdi. Ama maalesef yalnız bizimkiler Koyradağ'da çok fazla ağır bastılar. O bir dalları unutmaktaydı. Hüseyin Hocam, şimdi şöyle bir söz vardır. Der ki müzik ruhun gıdasıdır. Yani hani vücudumuz işte aç olduğumuz zaman yemek yeriz, suya ihtiyacı olduğumuz zaman su içeriz. Bu şekilde derken ki ruh, her insanın bir ruh hali vardır. Müzik dinleyerek bazen o ruh halinden çıkar gideriz, kendimizi yeniden toparlanırız. O anki duygumuz neyse onu yaşarız. Ama bu müziği oluşturabilmek için ki her zaman bellidir işte söz veya beste diyelim. Bunun yanında müzik olur, birleşir, şarkıya dönüşür. Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman Türkmen şarkıları çok ileri seviyedeydi. Hatta kendi gözlerimizde bunu herkes de çok iyi biliyor. Diğer milletten olan kardeşlerimizde Kürtlerden de olsun, Araplardan da olsun bu müzikleri dinliyorlardı. Eskiden kalma şarkılar hala da dinleyenler var. Ancak günümüze geldiğimiz zaman bütün şu anki sanatçılara benim saygım sonsuz. Ancak bugün geldiği zaman sanki kısıtlı bir hale geldik, sanki yeterli seviyede değiliz, sanki yeterli sözler mi gelmiyor, müzik mi meydana çıkmıyor ya da sanatçı mı yok. Bunun ne diyorsunuz, katılıyor musunuz? Evet, teşekkür ederim, güzel bir soru. Tabii bunun üzerine basmak ister yani. Hı hı. Bizim müzik, ben akademisyen diye konuşuyorum. Hı hı. Müzik hiç çeşitliği var, bir dünyevi. Evet. Bir dini yani. Hı hı. İlahi. İlahiyet konu var. Bir de şarkı, türkü konuları var. İnsanlar bu iki koldan birisini tutup ama aynı vakitte bunlardan ilerlemesi müziktendi. Hı hı. Bundan öncesi de Hristiyanlar vaktinde o zamanlarda kenise falan müzikten başladı. İncil'i falan şeyi bu bir sisteme girdi. Tabii dünya ilerlemeye başladı. Bizde de bizim Türkmen sanatında da müzikimiz bir kaynaktan çıkırdı. Yani insanlarımız, o koryatlarımız olsun veya eski Türklerimiz olsun bir maceradan geçtiği halde insana açar. Mesela koryatlarımız mesela koryatıdır. Bir olay olup ondan çıkıp. Çünkü bizim insanlarımız çok bir halde yaşadı. Mazlum bir halde yaşadı. İfadası edebiyat yazardı. Ama daha fazla olması gerekir o zaman. Tabii. Duygularını daha fazla aktarması gerekir. Bundan önce bütün millet olarak çok müzike şey var idi yani. Önemi var idi. Müziği dinlemekin de şeyinde. Buna misal olarak vererek 70'lerde veya 80'lerde bir kültürel, müzik kültürel olduğu insanlarımızda. Bunlar notaydan öğrenmeleri, akademisyen olmaları bir tabii o bu aynen doktorluk kimindi müzik veya mühendislik kimindi dalları var ve çeşitli dalları da var. Ulaştıkça insan okudukça ulaşır. Biz 2003'ten bunlar kalmadı. Hı hı. Ne rıkaba var ne bir şey var üzerine. Ve insanlar ben onca bilemezim. Her insan şair olmaz. Her insan müzisyen olmaz. Her insan da çarçın. Bir yazdığı insan vicdani şiir bir tanesi bizde müzik sözleri başkadır edebiyat sözlerinden şiirden başkadır. Has bunun bu daldı bir daldı müzik şiirlerin okumak için yazını o bestelerini. Bu bestelerde hande o bir örnek bir şey koydu vicdanından çıktı. Müzisyen bunu bir güzel bir hale getirdi. Ruh verdi özüne. Evet. Ruh verenden sonra özün güzel bir şarkıcı sesi olan bunu ifade ettiği zaman da bu tutunu bütün insanlarda. Burada ne oldu? Bugünkü ben tahafime gelir. Bütün çağırıcılarımız asabözün özü yazar, özü besterli, özü çağırır özün. Onu sevkasan aynı insan özünü tekrar eder. Evet. Eskiden böyle değildi. Ali Maruf Umur yazar, Salah Nevrasi yazardı, Mehmet Ezzet Khattat yazardı, filan yazardı. O çağırıcı onun şiirini alıp
filan bestelerdi, filan bestelerdi, filan adam bestelerdi. Onun bestelsini okurdu. Hı hı. Çeşitli olurdu. Şimdi özü insanlar da özlerini tekrar edirler. Özü yazdığı halde edebiyatçı bir devirden geçmeyipti. Hakikate baksa o geldiği zaman sözler bile yani layık değil yani. Bugün de o sözler var, insanlarımız hoşlaşmaz onunla. Ama sözler de var, şarkı sözler var. Türkiye eskiden baksa, vay yenge de baksa yazanda insanın veya ruh diye de bu insanın yemeği de ruhu de yazdığı söz, yazdığı olduğu beste çağırdığı insan sonra insana bir şey var. İşte sinfoniya sinfoniyadı. Klasik müzik dinlerse insan. Onu bir ruhdan, canla, akademisyen bir şekilde yazıp özün insanla. Biz indi bunda yarı kaldı özün. Bu memlekette 100 tane not okuyan var idi. İndi 5 tane tapmasın. 5 tane tapsa tapmasın. Yoktu. Geldikçe geriye gelir. Dedikodu oldu. Kimse kimsen de beğenmez. Kimse herkes değil. Ben özüm. Menem. Kimse menem başka bir kimse yoktu. İşte o yüzden görüşler, değerler programın ismini koyduk. Eleştirmek için artık yani eleştirileri kabul edelim. Evet. Yani ben bunu görürüm yani insanlarımızda. Sonra biz bir tane bir kültürel sanatı seven insan bence bir tane bir beste, bir şarkı yaptığı zaman çok güzel ise bütünümüz gerek onu desteği olacak. Bunda bir aks oldu baksan. Destek olmuyor. Bu bir enaniyatlık var. Bir nifak orta yerde çıkıyor. O sır onunla bir nece diğer bir şey olmuyor ki birbirlerini münafese nece diğer doğru bir münafese şeklinde olsun. Bu bundan iyi yapsın. Bunu yesin her kişi okusun. Okusun, çalışsın. Mahatifin Cemile'ye gitsin. Oraya gitsin. Nişi özünü ilerletmiyor. Ben gelmem şey müzikanın öğrenim toylarda veya şeylerde canım. Anne babanın da sanki bu konuda biraz sorunları var gibi sani. Hani illa benim evladım doktor olacak, mühendis olacak, doktor olacak, mühendis olacak. Bu bak, buna bir örnek verim. Bizde indi, bütün dünyada Asavad indi. En yakın bize Türkiye mesela Asavad'ın binlerce musiki var, hepsi doktor mühendis. Evet doğru. Aladdin Yavaş'taki mevzudan doktor idi. Bir cerrah idi. Başka insanlar var. Bizde var idi yani doktorlarımız vardı indi çekindi. Bizde biz vaktinde bütün doktorlar var idi müzisyen idiler beraber oturardı çalardı beşrefler şarkılar sözler. Yani indi başka bir şekilde girdi. İnsanlar ulaştırdı doktor olsun. Sonra bir de bir şey çıktı. Bizim ailede bu 70-80'lerde ondan önce bütün aileler müzik, tabii insanın ruhudur. Bir halay tapmak o filklorundan çıkıp, insanın kaynağından çıkıptı yani. En azından hısım akrabanın düğünü olacak, tamam, gideceksin orada, oynayacaksın. Tamam, o insanın içinden çıkıp, o insanın filkloridir. Buna kadar indi, olmadı, yoktu. Nişi kalmadı ödün. Bir insanlar çoku dini bir şeye girende, tamam dini şeye girdi, bunu bir haram şekline getirdiler. Çok aileler var, yani bile kız müzisyen bir kız bile uyarım şey ediler. Bunu detaylı sonra konuşmak istiyorum bu konuyu. Çok detaylı bir şekilde sayın hocam. Çünkü bakıldığı zaman yani maalesef bunu toplumdan duyuyoruz. Biz aramızda arkadaşlarla konuştuğumuz zaman da her zaman dile getiriyoruz. Neden bir bayan sanatçımız yok? Bayan sanatçımız olmadığı çünkü bizim milletimiz bu şeyi kabul etmiyor. Millet. Ama millete geçse bir bayan sanatçını başka ülkelerden olsun dinler çok sevinir. Evet. Yani buna örnek verim. Aziz Ersoy geldi bura. Binlerce bayanımız geldi bunu dinlemeye. Ama bizim bir bayanımız şarkı diyende bunu çok ayıp görürler. Bizde tek bir şey var milletimizde. Her şeyi diyerek ayıptı. Evet. Ve insan şarkı bizde indi ve tiyatroda var. Bizim yanımızda tiyatroda kadınlar var, kızlar var. Tamam tiyatroya yapılırız. Güzel. Bu bir adımdı yani. Yani bu 2-3 yıl içinde oldu. Ben şahsen benlik olmasın diye 2003'te ilk sukuttan sonra sizin bu televizyonumuz da hazırdı. Gerküklü yüz bilmem ne. Yüzlerce kadını çıkarttık. Şarkılar şeyler diye. O zamana kadar vardı. 4-5-6'dan sonra tamamen kimse kızlarını veya bir yakınlaştırsınlar bir şekilde bir şarkı şeyine
bırakmırlar yani. Ama hemen doğrusu diyeyim. Hı hı. Çünkü bize müzik kültürü yoktu yani. Müzik bir insanın beynin bütün vücudunu bir istirahat bir hale getirir. Yani yüzlerce profesörler, alimler dünyada çıkan hepsi müzikten alakası var. Evet. Yani ben özüme örnek veririm. Benim müşterilerim hepsi doktor çıkıptı. Nerede müzik severler? Hı hı. Kız oğlanlarım, arkadaşlarım da var. Aynı müzisyenler, hepsi uşakları doktor falan çıkıptı. Demek bunun beynini bir şekilde şey, bunu anlatmak ister üzerine. Çok insanlara anlatırız üzerine, anlayan anlayıptı. Bu sonra bu dedi, bu sözü tamamdı. Vallahi bir günde çöpçüden doktora kadar insanlarımıza ihtiyacımız var. İçerideki insanlarımız bütünü doktor olsun. Evet. Hepsi mühendis olsun, hepsi yok. Bütün dar hayatın bu şeyi işareti yani. Hı hı. Bazar adamı oğlu, Peter oğlu, bilmem ne oğlu, her şeyde insana, her şeye ihtiyacımız var. Evet. İnsan insandı. Yani insanlıktan teamül ediyor o yüzden. Evet. İnsan diye. Biz sivil toplumunda bir günde gündemimize koymuştuk. Yani insanlarımıza bir şey, bizim ekonomimize bakalım, bizim sanatımıza bakalım, kültürümüze. Kültürümüze biz dayanak. Çünkü kültürümüz tehlikededir. Evet. Ve bunu da buradan rica ederim. Bütün yetkililerden kültürümüze çok önem versinler, değer versinler. Binlerce gençlerimiz var. Sizin yanınızda var. Bizim insanlarımız var, yetenekli. Yazda adları yoktu. Kimse tanımıyor. İnsanlarımız var. Yani o kadar önem yoktu üzerine. Çünkü bir millette sanatı, edebiyatı olmadığı halde 80 il edebiyattan sanat millet kurdu. Evet. Dimdik durdu özün. Bu kalma, şimdi yavaş yavaş bunu yitirmeye başladılar. Hı hı. Ve bunu örnek de vereyim. 40'larda, 30'larda bir şey çıkarttılar. Başka insanlar dediler, sanat, alet çalmak insanı verem eder. Bizim millette kalktılar. Gevrinde var sanat. Şarkı desin, türkü desin. Tutup tenekeyden, darbukaydan mani diyerdi. Mozka çalmaz diyerdi. Yo, bu haramdı. Bu şeydi, insanı hasta eder. Hı hı. Yüzlerce il bela kaldı. İlla en bir 3-4 tane çıktı. İnsanlarımızdan müzik çalmaya başladı. Ve ilerledi yavaş yavaş. 60'lar 70'lerde güzel oldu. Evet. Ne güzel Abdülvahid güzel çıktı. Ne güzel Fahreddin Ergeç çıktı. Ne güzel Abdurrahman Kızılay çıktı. Ne güzel Talat Sönmez çıktı. Ne güzel Muhammed Rauf falan falan yavaş çıktı. Milli takımı çıktı. Milli takımı bir savur etmeye başladı. Ondan sonra, maalesef. Maalesef indi biz, hı, indi elimizde her şeyi yapabiliriz. Ama bağlayıplar bizi. Evet. Sıkıcı diye tutuplar bizi. Çabalayabilmiyoruz. Neyden ilerleyelim? Bir güzel sanat. Bize olarak yani Türkmen olarak bir güzel sanatçılar enstitüsümüz yoktu. Giden ora oksun şarkını, tiyatronu, resmi türcü oksun özün bilsin çıkanda ki öz sanatına yarın hizmet etsin akademisyen diye. Evet. Akademi diye. En güzel ne mutlu bize. Evet. Ama yoktu. 10 ilde ben havar ederim. Hadi yerim bir okula açın bela. Ehli de olsa bile ama olmur. Evet. Olmur. Ha, özüm diyorum, özüm dinlerim. Şimdi Aydın Hocam, Hüseyin Hocamızı dinledik. Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Çok değerli bir abim. Yani televizyona giriş yaptığım zaman çok iyi hatırlıyorum. İlk bana kullanmış olduğu cümle şuydu. Dedi ki kültürlü bir insanın yapması gereken şey tamam kendi işindeyse onu yap ama her şeyden de bir şey bileceksin. Çok değerli. Türkmenili Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu'nun benim bu televizyona girdiğim zaman ilk cümlesi buydu. Tamam, hiç unutmam. Şu an yani müzikle çok yakından ilgileniyorum. Kendim şahsen gitar çalıyorum. Bir diğer taraftan gecem gündüzüm. Ne mutlu sana. Şarkılar değil de söz yazıyorum. Kafiyeleri. Bazen lirik şeklinde olur. Bazen içinde diss, hani toplum diliyle diss denir. İşte birine üstü kapalı bir şekilde bir takım çarptırmalarda bulunursun. Kimi zaman aşk şarkıları olur. Kimi zaman sevdiğim insanlara karşı. Kimi zaman da vatanıma karşı ya da toplumuma karşı. İçimden geçen duyguları yazıyorum ben. Yani bunu insanlarla kimi zaman paylaşırım, kimi zaman da kendi arşivimde ben bunu saklarım. Şimdi bunun da asıl temel kaynağı nedir? Bizim zamanımızda okulda biz yakından ilgileniyorlardı bizimle.
İşte ister söz yazmak olsun ya da müzik olsun. Müzik önemli bir ders. Hangi öğrenciye bugün soracak olursak acaba notaları biliyor musun do, re, mi, fa, sol, la, si diye, hiçbiri bunu bilmez. Ama çünkü yok. Şimdi okullara bakıldığı zaman bugün maalesef ki bir öğrenciye bir kağıt verildiği zaman bunu benim için bir kompozisyon yaz diye o ezbere aklından geçen cümleleri yazıyor. 3-5 cümleyle bunu bitiriyor. Peki Edebiyatçılar Birliği Başkanı olarak sizden ricamdır, istirhamımdır. Küçük kardeşiniz olarak görürseniz artık siz nasıl değerlendirmek isterseniz. Neden okullara ziyarette bulunmuyor ve bu öğrenciler, çünkü gerçekten öğrenciler var, içlerinde bir kabiliyet var, yetenek var ama yeteri kadar onlara bir destek yok. Yani ister okuldan ister ailelerinden bir destek gelmediği için de onlar mecburiyetten içlerindeki duyguları saklamak zorunda kalıyorlar. Ya televizyon vasıtasıyla zorla bunu çıkarmaya çalışıyoruz ya da küçük münasebetler olduğu zaman hocalar ellerinden geldiği kadar kısık imkanlarla bunu meydana çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak Edebiyatçılar Örgütü olarak bu öğrencileri yakından takip etme ihtimaliniz var mı yok mu? Bu projeler tabii biz bunu gönül açıklığıyla karşıladık, bu önerini. Çok güzel öneriydi. Ama bir şeye değinmek isterim. Hüseyin Bey'in de katılan şeyine. Tabii ilk önce aileden başlar bu. Eğer müzik sevgisi, eğer temsil sevgisi. Yani ailenin çok önemli, büyüktü. Ama müzik biz, dinlemeyen aile var mı? He. Ya da dizi izlemeyen ya da tiyatroya bakmayan aile var mı? Yok. Onu tecrübe etsin de onu yönlendirsin. Babadan geldi, anadan geldi. Mutlaka bir baba, kültürlü bir baba evladına bir sanat seçecek. Tabii. Bu maalesef bizde olmuyor. Tabii bundan önce de yani bizim toplumumuz icabı baksız evlatlar düşürünce de gazinolardan babalarının bandını alırlar, kırırlar. Yani bizim şeye uymadığı için, sanat uymadığı için tabii engelledi bu şeyler bizim toplumumuzda. Çok engellendi. Bir uzun bir zaman sonra insanlar kültürü kaynaştılar, kültürle başlarlar bu şeylerden vazgeçmeye. Mesela bizim çok değerli sanatkarlarımız yani hatta ayıp bilirdiler mani çağırmağı şeyler. Bir de en önemlisi maddeye dönmek. Buna değinmedi hocamız. Eskiden böyle değildi. Bizim büyük ressamlarımız şöhret kazanırlar. Bu memleket Irak çapında birincilikle alırdı her şeyde. Temsilde, resimde, yani şarkıda, yani bütün Irak çapında bunu tanırlardı Kerkük. Evet. Neden? Biz bilmezdik bunlar hardan mesela bu faaliyetleri yapırlar. Bir ressam bilmez bu. Mağaz yapır. Yapır. Ama bilmez bu hardan yapır, neyden yapır. Hiç kimse düşünmez ama bugün bir sanatkar değilsen gel bu işi yap, karşılığını isteriz senden. Bu toplumumuzu yani çok şey edirip yani fidakarcasına insanlar milleti için, memleketi için bir şeylere katlanmıyor. Oturur eli boş katlanmak istemiyor. Yani bizim arkadaşlarımız var, program takdim ederler. Ne kadar adı çakiler bu insanları getirmekte. Ondan sonra getirdikten sonra da bunların yani karşılığını isterler. Yani onun için bu şeyler hepsi bize engel olur. Sanatımıza engel oldu. Ne oldu bize? Bilmiyorum ne oldu bizim toplumumuza yani. Çok problemler birbiri üzerine geldi. Engellenir. Bir gün biz tabii Edebiyatçılar Birliği'nde 4 gence ihtiyacımız var, yanımızda otursunlar. Görsünler biz ki desinler bunlar yarın gider biz otururuz yerinde. Ama böyle bir tomahatlar da yoktu inciden. Yani biz çok sıkıntı çekirik. Mecbur kaldık özümüz gelirik gençler yanına. Gençlerden belki bir iki tane çıkar şehir okur. Şehir okur ki görür ki bizim gencimiz yetişmek üzere hadi. Gencimiz var, istedadı var. Şair olmak istedadı var. Bu bizim tabii gerçek problemlerimizdi. Onun için adımız büyüktü. Yani sıkıntı çekirik, üzülürük de bu duruma biz. Evet, Hüseyin Hocam bir şey. Tabii. Bir müdahale edeyim.
Ben bir tane mesela indi bütün aile diyelim. Bir diziye bakırlar veya bir filme bakırlar. O her neye bakırlar. O filmin muskasını çıkarsınlar. Olmaz. Ruh oğlu için de. Hayır. Özü oturan olmaz. İnsan da şey. O zaman işi o şeye sevdiği halde nişi etmem o kültüre almır ki yaysın özün ihtiram etsin o kültüre yani ki hatta bu millet ile. Bu bir ikinci şey dedi bu, biz ben vaktinde ben Neşatül Medresi'de olduğum halde emekli olmadan evvel biz tamam dedik kimin ulaşırdı Bağdat'ta orada burada iyi şeylerimiz alırdı birinci lazı Irak üzerine. Ben sukuttan sonra da bu edebiyat dalına yani geldim. Orada ısrar ettim bir edebiyat yarışması icat ettim. Erbil, Kerkük, Musul, yani Tilaper, Salahaddin, Diyala. Bunlar bir yarışma. Böyle oldu. Bağdat'tan vekil vezir gelirdi, şey gelirdi. Bunlar edebiyatçılar, caizeler verdiler. Üç yıl birbiri üzerine oldu. Ben emekliye gittim, çıktım. O günden kalmadı. Sual özlerine sordum. Ne çıkalmadı? Bu talebeler çıkırdılar hitaba, şiir. Bu çıkanda yüzlerce talebemiz kız, oğlan, şiir hitabını deyirdi. Seva seva çoku da başladılar yazmağa. Bu bir büyük şeydi. Caize alırdı, büyük caizeler, şeyler, ödüller alırlar şeyler. Kalmadı. Biz bunu sorduk. Ben bir soru diye sordum. Niye kalmadı? Affedersin ha. Sözünüzü keseceğim çünkü... Ha. Şimdi Hüseyin Hocam eskiye baktığımız zaman Adil Kaleli bunlardan birisi işte söz yazan bir sanatçımızdı. Ve bunun yanında birçok isim daha vardı şu an aklımıza gelmeyen. Peki bunlar nereye kayboldular ya da bunlar gibi neden yenileri meydana çıkmıyor? Yani müzik mi? Evet müzikte. Müzikte? Hı hı. Bunların dağındılar, bütünü dağındı. Bir barabarlıkta çalışmadılar yani. Çok. Ben bu Adil Kalalı bu şairdim. Denirsen. O da bir söz yazandı. Söz yazar bu. O da bir söz yazandı. Şimdi evet Adil Kaleli, Sami Celaleddin, Tahsin Celali bunlar mesela evet, ses sanatçıları evet. Olarak Adil Kaleli bunlar ses sanatçıları olarak eskiden söz yazıyorlardı. Bunlar ses sanatçıydılar. Evet. Ali Kalali. Adil değil. Ali Kalali. Evet. Ali Kaleli. Ali Kalali'di. Sami Celali'di. Efendim Yunus Demirci vardı. Tahsin Cömert. Tahsin hayatta. Yani bu iki esinlerin adını dilin. Bunlar çok eser bıraktılar. Hakikaten. Eserlerin de maalesef yani ele almamamızda bu gençlerin bir görevidir. Bunların şarkılarının şeylerin alması, yengiletmesidir. Bir kısım bir günde şarkıcıların şeyini alırlar. Ki şarkı, şöhret aldığı şarkıları onları alırlar. Ama bu gerekim bir arşiv olsun bize. Bu insanların hakikaten bunlar vaktinde bizim şeye hizmet ettiler. Yani sanatla. Ama bunların bir şeyler de var yani. Bir de Faik Şefik vardı özlerinden Allah affetsin yani bir sürü yani insanlarımız vardı. Bunlar televizyon vaktinde televizyonun bir takımı vardı. Irak televizyonu. Ben orada şef idim. Ben özüm nota yazardım, tevzi ederdim. Bunlar geldi. O arşiv kalmadı. Arşiv bunlardan beraber Bağdat'a apardılar. Bağdat'ta hapsi dediler kayboldu, bitti, yetti yani. Yüzlerce eserlerimiz yetti evvela. Ve bunlar ilerlediler. O zaman adları çok şöhrete çıktı. İndi onların arşivi kalmadığı halde nence aktarırlar. Biri benim yüzlerce şarkı yapmışam gitti. Kalmadı. Bende var notalar var. Ama kime verim özün? Kim yapsın özün? Olmur daha. Mesela bir kısmının şiiri yoktu. Şiirlerin tapmırıq. Yani hatta insanlar var. Şiirlerimiz var yazdığı halde geçsen sorsan veya geçinipti. Dir vallahi bu şiir yoktu. Tapmırıq özün. Ve bu bir çok insanların yanında var çıkartmır özün. Evet. Saklayıp özün çıkartmır özün. Ve bunları istirhamım var onlara. Bu şarkıları bir vücudu şeye çıkarsınlar özün. Bu gençlere vere gözlerim. Bu gençlerin de vacibi bu şarkıları şey etsinler. Bunların adına adı özü. Hatta adları da itmesin.
hakikaten bir insanların adı yavaş yavaş kayboldu. Evet. Yani bu da bir ne haksızlıktı yani. Yani bizim millette indi bas ilişmeyen yani bugünkü genç çıktı. Bunlar da şöhret aldılar. Bunlar da vaktinde çıktı. Oğlum ben indi diyeyim Zeki Müren'i vallahi ya unutmazın. Veya ondan öncesi mesela bunu Nureddin Selçuk'u unutmazın diyeyim. Böyle yapmadı. Türkiye'de var mı bunu, bir tane bu şarkıcıları, bu bestekarları daima bütün arşivleri şeyler. Biz de aynı o şekilde yere bunları unutmayalım. Evet. Ve onu bizim arşivimiz yok. Maddi durumumuz o kadar da geçiyor. Bunları bir arşiv yapar. Öyle takım fırkalar yok. Bir takım müzik fırkaları yok. Yani bir müzik fırkası olsun. Bir 20 tane canlandırsın özlerin yok bizde. Aydın Hocam, Hüseyin Hocam çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Ne yazık ki de. Hocam, Aydın Hocam son olarak tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Son olarak tavsiyemiz bizim tabii temenni ederiz. Bir millet bakar öz özüne bakar. Bir merhaleden durgunluk gördüğü zaman hiç olmazsa başlar öz turasını, eski müziğini taklit etmeye başlasın. Yani ben temenni ederim bir şairimiz bir gün yaramayan bir şiir okumak yerine büyük şairlerimizden okusun, çıksın, ezberlesin, okusun, insanları mest etsin. Çünkü bizim şeyimizde, edebiyat tarihimizde güzel örneklerimiz var, güzel şairlerimiz var, büyük şairlerimiz var. Hiç olmazsa bir dönem onu yapalım. Onu yapalım ki o çalışmalarımız devam etsin, durmayalım, gerilemeyalım. Çünkü bu bir gerçekte her şeyimizle bugün biz gerilemekteyiz. Size sonsuz teşekkürlerimizi biz de teşekkür ederiz. Hüseyin Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben o kadar diyorum. Gene umudumuz soğuktu. Evet. Umudumuz soğuktu. Yani biz şey olmuyor bu yani. İndi bir takım gençlerimiz var. Yetenekli gençler. İnşallah ispat ederler. Gelecek günler. Evet. Gelecek. Ve netekim ispat ettiler. Başka yerlerde çıktı. Ve inşallah bu gençler benim temmuniyetim yığışlar buraya. Bir de umniyetim oldu bizim aileler. Ege olsun, ilahi olsun. Ege veya şarkı, türküsü olsun. İnsanlarımız sevdiği halde şey etmesinler. Tercih etsinler insanlarımız. O insanda kabiliyet var. Kabiliyeti olduğu halde tercih etsinler özün ama öğrensin özün. Çünkü onu da ulaşı. Ama başka şeyden ulaşmasam. Yani her şey temennisi olmaz. Evet. Hemen bütün millete saygım var. Ve hürmetim var. Ve bizim milletimizde hakikaten yani sever bu şey, horiyatımızı, bizim turasımızı, bizim şeyimizi. Ama ister bir çözüm bunun için. Bir çözüm de o da bütünümüzün yani barabarlık, birlik barabarlıktan hepimiz sizinden, yetkililerden, insanlardan, sanatçılardan barabar olsa hep şey çözülür. Evet, gelecek bir gün elbet gelecek ama o gençle birlikte gelecek ve diyoruz İnşallah ve programımızı kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ değerli izleyenlerimiz, Görüşler Değerler programının bu haftada sonuna gelmiş olduk. Bizlerle birlikte Türkmen Edebiyatçılar Örgütü Başkanı Aydın Kerkük ve aynı zamanda Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı Hüseyin Bahattin'le birlikte hem edebiyatı hem de edebiyata bağlı olan müzik dalını ele almış olduk. Bu şekilde de programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Mutlu kalın diyorum ve selam.